bilginin oluşumunda bilgi neydi? Özne ile nesne arasındaki ya da suje ile obje arasındaki bir ilişkinin ürünü olan şeydi. Yani mutlaka bir özne boyutu olacak, mutlaka bir nesne boyutu olacak. Burada bahsedilen şey nesnenin var olmadığı, varlık yoktur. Niçin varlık yoktur? Varlık aslında benim düşüncemin konusu olan şeydir. Düşüncemin konusu olan şeydir varlık. Diyor ki Georgias, varlık yoktur. Varlık yoksa bilgi de yoktur. Çünkü benim bilgim neye dayalıdır? Benim bilgim varlığa ilişkin bir bilgidir. Nesneye ilişkin bir bilgidir. İlk argümanı Georgias'ın varlığın var olmadığı. Şimdi var olmayan bir şey varsa ortada, ortada bir şey yok, varlık diye bir şey yok. Olsa da bilemezdik. Diyor ki diyelim ki var, sizin söylediğiniz gibi. Bunu bilemeyiz. Niçin bilemeyiz? Hatırlayın, sofizm. Yani bilginin göreliliği. Yani bilginin kişiden kişiye değişebilir olduğu. Protagoras diyordu ki, insan her şeyin ölçüsüdür. İnsan her şeyin ölçüsüdür. Neden bahsediyordu burada? Hava benim için sıcak, senin için soğuk olabilir. Yani olaylar kişiden kişiye değişir. Kişiden kişiye değişirse, kişiden kişiye değişen bir şeyin de herkes için geçerli. Yani ne diyorduk bunun için biz? Nesnel ya da objektif bir ifadesi olamaz. Herkes için geçerli bir bilgi söz konusu değildir. Bilseydik de, diyelim ki biz bunu biliyoruz, başkalarına bildiremeyiz. Niçin? Benim için geçerli olan bir şey, bir başkası için geçerli olmaz. İşte bu argümanlar çerçevesinde bir hiççi bir felsefe ortaya koymuş Georgias. Ki biz buna ne diyoruz? Nihilizm. Şimdi toparlıyorum. Sorumuz şu, varlık var mıdır? Varlık felsefesinin ilk ve temel sorusu. Bu soruya cevap verenler iki gruba ayrılıyor. Evet, varlık vardır ya da varlık yoktur. Varlık yoktur diyenlerin ilki ve en keskin bir şekilde bunu ifade eden kişi. İlk çağ sofist felsefenin temellerinden birisi Georgias. Sofist ve septik felsefeyi bir arada düşünüyoruz. Birisi diğerinin devamı şeklinde düşünüyoruz. Çıkış noktası varlık yoktur. Varlık var mıdır? Hayır, varlık yoktur. Olsa da bilemezdik, bilseydik de başkalarına bildiremezdik diyecek Georgias. Yani varlığın dış dünyada var olmadığı, dolayısıyla bizim dış dünyaya ilişkin bir düşüncemizin olamayacağı ve oluşamayacak olan düşüncenin de dille ifade edilemeyeceği. Bakın burada çok ciddi bir üçlem var ve bu üçlemin içerisinde Georgias'ın cevabı ne dış dünyada, ne düşüncede, ne de dilde. Varlık diye bir şeyin söz konusu olamayacağından bahsediyor. Varlık diye bir şeyin söz konusu olamayacağından bahsediyor Georgias. Peki bunun karşısında bulunan düşünce ne olabilir? Varlık yoktur düşüncesinin karşısında ne olabilir? Elbette ki varlık vardır. Ki burada ben ne yapıyorum? Şöyle bir ok çiziyorum buradan. Ve kapıyorum artık. Hemen buraya yazıyorum. Realizm. Ya da gerçekçilik. Nasıl ki ilk soruya, varlık var mıdır sorusuna verilen ilk cevap neydi? Varlık yoktur ise, Georgias'ın söylediği buydu, varlık yoktur dedi. İkinci grup ise bu soruya vardır diyecek ve bu varlığın ne olduğunu da söyleyecek. Şimdi realizm ya da gerçekçilik adı altında alınan felsefi grubu, ki ilk çağda bunun ilk karşılığı Heraklitos'tur. Herakleitos'tur. Felsefesine de biz onun oluş felsefesi diyeceğiz. Oluş felsefesi diyeceğiz. İlk cümlesi Heraklitos'un. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Çok önemli bir ifade. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Şimdi burada Heraklitos bu ifadeyi ortaya koyarken çok şey yapıyor aslında. Şimdi biraz geri gideceğiz. Georgias'ın ifadesi ya da Georgias'ın kapsamı altında tüm sofistlerin ifadesi. Çıkış noktası neydi sofistlerin? Bilginin göreceliliğiydi. Yani benim için doğru olan bir şey bir başkası için doğru olmayabilirdi.
Burada hareketle hiçbir şeyin var olmadığı sonucuna ulaştılar. Dediler ki hiçbir şey yoktur. Şimdi Heraklitos buna istinaden şöyle bir cevap veriyor. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Yani sizin kişiden kişiye değiştiğini söylediğiniz şeyler o varlık evreninin var olmadığı anlamına gelmez. Varlık evreninin var olmadığı anlamına gelmez. Değişmeyen bir şey vardır evrende. Bütün bu değişimlerin arkasında değişmeyen bir şey vardır. O da değişimin kendisidir. Değişimin bir yasası vardır. Ve bunu, bu yasayı diyalektik kavramıyla açıklıyor. Heraklitos. Nedir diyalektik?